Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitap aziz ve hakim olan Allah tarafından indirilmiştir. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok ayetler vardır. Sizin yaratılışınızda ve çeşitli canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır. Gece ile gündüzün değişmesinde ve Allah'ın gökten bir rızık sebebi olan yağmuru indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları yönlendirmesinde aklını kullanan bir topluluk için nice deliller vardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Sana onları hakkıyla okuyoruz. Artık Allah'a ve ayetlerine inanmadıktan sonra hangi söze inanacaklar? Her günahkar kişinin vay haline. O kimse Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra sanki kibrinden hiç işitmemiş gibi ısrar eder. İşte sen onu can yakıcı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman onu alaya alıyor. İşte onlar için rezil ve rüsva edici bir azap vardır. Ötelerinde cehennem var. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar, kendilerinden hiçbir şeyi, azabı kaldıramaz. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise en şiddetlisinden acıklı bir azap vardır. Allah o yüce zattır ki emriyle içinde gemilerin seyretmesi, sizin de onun lütfundan rızık aramanız ve şükretmeniz için denizi emrinize vermiştir. O göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendinden bir lütuf olarak sizin hizmetinize vermiştir. Şüphesiz bunda düşünen topluluklar için ibret ve deliller vardır. Ey Muhammed! İman edenlere söyle, Allah'ın cezalandıracağı günlerin geleceğini ummayanları şimdilik bağışlasınlar. Çünkü Allah her kavmi kazandıklarıyla cezalandıracaktır. Her kim iyi iş yaparsa onun faydası kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı yine kendinedir. Sonra hep Rabbinize döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz vaktiyle İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik vermiştik. Onları temiz rızıklarla rızıklandırmıştık ve onları alemlerden üstün kılmıştık. Din hususunda onlara apaçık deliller verdik. Fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki çekememezlik ve düşmanlık yüzünden ayrılığa düşmüşlerdi. Şüphesiz Rabbin ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Sonra ey Muhammed, seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy. Bilmeyenlerin heva ve heveslerine uyma. Çünkü onlar Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden uzaklaştıramazlar. Şüphesiz zalimler birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise müttakilerin dostudur. Bu Kur'an insanların kalp gözünü açan bir nur, kesin bilgi edinmek isteyen bir toplum için de hidayet ve rahmettir. Yoksa kötülük işleyenler hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman edip iyi amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannettiler? Ne kötü hüküm veriyorlar. Halbuki Allah gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hem de herkese yaptığının karşılığı verilmek üzere onlara asla haksızlık edilmez. Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edinen, Allah'ın kendi ilmi dahilinde saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürleyip
gözüne perde çektiği kimseyi görüyor musun? Şimdi ona Allah'tan başka kim hidayete erdirebilir? Hala düşünmez misiniz? Hem müşrikler dediler ki, hayat ancak bu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak geçen zaman yokluğa sürükler. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece böyle zannederler. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, eğer sözünüzde doğruysanız, atalarımızı diriltip getirin demekten başka söylenecek hiçbir delil yoktur. Ey Muhammed! De ki, Allah sizi diriltir, sonra sizi O öldürür. Sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde diriltip bir araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara bugün yaptığınız amellerin cezası verilecektir. İşte kitabınız yüzünüze karşı hakkı söylüyor. Çünkü biz sizin yaptıklarınızı hep kaydediyorduk denir. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rableri onları rahmeti içine koyacaktır. İşte apaçık kurtuluş budur. Ama kafirlere gelince, onlara da denilir ki, size ayetlerim okunmadı mı? Siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir kavim oldunuz değil mi? Allah'ın vaadi gerçektir. O kıyametin geleceğinde şüphe yoktur denildiğinde, kıyamet nedir bilmiyoruz, yalnız bir zandan ibaret sanıyoruz. Fakat bu hususta kesin bir bilgimiz yok derdiniz. Derken yaptıkları amellerin kötülüğü gözlerinin önüne serildi. Alay edip durdukları şey onları kuşatıverdi. O gün kafirlere şöyle denir. Siz dünyada bugüne kavuşmayı nasıl unuttuysanız, biz de bugün sizi öylece unutacağız. Yeriniz ateştir ve sizin için yardımcılardan bir kimse de yoktur. Bunun sebebi şudur. Siz Allah'ın ayetlerini alaya aldınız. Dünya hayatı sizi aldattı. Artık bugün onlar ateşten çıkarılmayacaklar ve kendilerinden özür dilemeleri de kabul edilmeyecektir. Hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde büyüklük ve hakimiyet O'nundur. O azizdir, her şeye galiptir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sadakallahu lazim.